Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda mercimek ve lahanadan hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. 2 yemek kaşığı yeşil mercimek kullandım. Yeşil mercimeği kaseye aldım, üzerine kaynar su ilave ettim. Üstünü bir streç filmle kapatıyorum. bir saat bekleyecek. Mercimeği haşlamadan kullanacağım. Haşlanmayan mercimek Çorba içerisinde suyu kararmaz. Tane tane mercimek çorbada belli olur. Kabuğu soyulmadığı için çabuk da pişer. Suda bekleyen mercimek. Tabii ki kaynar suda bekleteceksiniz 1 saat. 150 gram beyaz lahana kullandım. Mercimeği süzdüm kenara aldım. Lahanayı da doğrayıp tarifin yapımına devam ediyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli bir çorba tarifi oldu. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de çok seveceksiniz. Lezzeti benden garanti. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtırken çok da vitaminli, hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz bir tarif. Beyaz lahanayı kaseye aldım. Orta boy bir tane de soğan doğruyorum. Pişirme aşamasına geçmeden soğanı doğrayıp sonrasında pişirmeye geçeceğim çorbayı. Tencereye bir kahve fincanı, zeytinyağı, üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ekledim. 3 yemek kaşığı un ilave ettim. Orta ateşte unu kavuruyorum yaklaşık 1 dakika kavurdum unu. 1 dakika sonunda içerisine soğanı ilave ediyorum. Kavrulmuş unun sıcaklığıyla soğan da hemen pişecek. Malzemeler istediğim kıvama geldi. İçerisine lahana ekliyorum. Beyaz lahanayı tencereye ilave ediyorum. Tarif yine evde bulunan malzemelerle yapılmış bir lezzet. Lahanayı da un ve soğanla iyice karıştırmam lazım. Karıştırılmazsa un topaklanır içerisinde tamamen unun lahanaya karışması gerekiyor topaklanma oluşmasın diye. Malzemeleri karıştırdım. İçerisine oda sıcaklığındaki suyu ekliyorum. Önce biraz su ekledim iyice karıştıracağım sonra kalan suyu ilave edeceğim 2 litre su ekledim tencereye toplamda çorbayı hazırlamak için karıştırarak kaynatıyorum İçerisinde un olduğu için sürekli karıştırılması gerekiyor çorbanın yeşil mercimeği ekledim yarım yemek kaşığı tuz ilave ettim iyice kaynadıktan sonra Ocağın altını kısacağım. Tamamen karıştı malzemeler kısık ateşte. Mercimeğin ve lahananın tamamen pişmesini bekledim. İstediğim kıvama ulaştı malzemeler. İçerisine bir miktar derotu ekliyorum. Derotu güzel bir lezzet veriyor çorbaya. Bu aşamada ocağın altını kapatacağım. Derotunun pişmemesi gerekiyor. Sıcaklığıyla zaten pişecek. Sıcak sıcak servise alacağım çorbayı. Dumanı üstündeki çorbayı servis tabağına alacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Tam bir vitamin deposu. İçerisindeki mercimeği, lahanası, derotu, unu tereyağı, zeytinyağı dilerseniz biraz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birçok pratik tarif var. İşte bu da artık onlardan birisi. Başka pratik tariflerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.